Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Eğirdirli kardeşlerim, bizlere bu güzel günde burada, bu güzel mekanda toplanıp bir araya gelmeyi nasip eden Yüce Mevlamıza sonsuz şükürler, teşekkürler, hamdü senalar olsun. Burada yüzü suyu hürmetine toplandığımız ve kutlu doğum haftasını idrak ettiğimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce defa salatu selam olsun. İslam sancağını sevgili peygamberimizden devralıp onu hiç yere düşürmeden, çamura bulaştırmadan bizlere kadar ulaştıran, başta sahabe ve tabiun olmak üzere cümle ecdadımızın ve şehitlerimizin de ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, Cenab-ı Allah kendilerinden binlerce defa razı olsun. Değerli kardeşlerim, bu yılki kutlu doğum haftası konumuz Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı, hukuku. En çok ihtiyaç duyduğumuz, bugün için en çok muhtaç olduğumuz şey değerli kardeşlerim. Yüce kitabımız ve sevgili peygamberimiz bizleri birlikte yaşamaya davet ediyor. İşte ben sizlere bu akşam dilimin döndüğünce birlikte yaşama ahlakı ve hukuku nedir? Kur'an'a göre, sünnete göre nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Allah bizim dilimize, sizin zihninize açıklık versin. Yapacağımız hataları daha baştan affetsin. Değerli kardeşlerim, birlikte yaşamanın önemini anlamak için önce insanı tanımamız lazım. İnsan kimdir? Yaratılış gayemizi bilmemiz lazım. Yüce Allah buyuruyor, diyor ki ey insan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve seni, sizleri Arapçasıyla bana ibadet, Türkçesiyle kulluk edesiniz diye yarattım. Evet, bu dünyaya geliş gayemiz Arapçası ibadet, Türkçesi kulluk. Değerli kardeşlerim, kul deyince olumsuz, negatif bir anlam anlaşılıyor. Halbuki Cenab-ı Allah'a kul olmak ulaşılabilecek en büyük şereftir. Niçin? Çünkü Kur'an bunu bize adım adım anlatıyor değerli kardeşlerim. Gelin birlikte önce insanı, yani kendimizi tanıyalım ve ondan sonra bu insan kimlerle nasıl birlikte yaşamaya muhtaç onu ele alalım. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız bizi anlatmaya yaratılışımızla başlıyor. Diyor ki ey insanoğlu, ben seni topraktan yarattım. Önce kuru topraktan, sonra balçıktan seni adım adım yarattım. Thümme sevvahu, sana en güzel sureti, bedeni verdim diyor. Şu alemdeki varlıklara bak, beden yönüyle sen bu dünyaya aitsin ve en güzelisin. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, önce biz bedenimizle bu dünyaya aitiz, bu evrene aitiz. İşte bu dünyayla, bu evrenle, bu dünyadaki varlıklarla birlikte yaşamayı bilmek durumundayız. Önce buradan başlamalıyız. Ne anlatıyorlar? Anasır ve erba. Bütün bu gördükleriniz dört şeyden oluşuyor. Bir, toprak. İşte insan da topraktan yaratılmıştır. Toprakla birlikte yaşamamız gerekiyor. Ona saygı duymamız gerekiyor. Toprağa saygı duymak ne demek değerli kardeşlerim? Onu erozyondan korumak demek. Onu zehirli maddelerden korumak demek. Toprakla bütünleşmek demek. Bu cennet Eğirdir ne kadar güzel ya. Anadolu ne kadar güzel ya. Yani o toprakla, bu doğayla bütünleşmemiz lazım. Ama biz şehirlerde şu hatayı yaptık. Toprağı bir tarafa attık, her tarafı beton yığınına çevirdik değerli kardeşlerim. Beton doğal bir şey değil. Bakın çocuklarımız
çıldırıyor. Niye? Betonda stres atamıyor. Bizler o beton yığınlarında. Maalesef burada da o çarpık yapılaşma var. Değerli kardeşlerim, biz topraktan geldik. Önce toprağa saygı duymak, onunla barışmak, ona hakkını vermek durumundayız. Bu ne demek? Toprağı korumalıyız. Beton doğal bir şey değil bakın. Evin batılısı bütün evini ahşaptan yapmış. Önü bahçe, arkası bahçe. O yüzden önce toprak, sonra su. Bakın bu dünyanın dörtte üçü su, insanın da çoğu sudan oluşmuş. Cenab-ı Allah diyor biz her şeyi sudan yarattık. Suya saygı duy. Suları kirletme. Suları boşa harcama değerli kardeşlerim. Yani suyla barışmamız lazım. Çünkü hayatımız buna bağlı. Üçüncüsü ne? Isı. Bakın her gün güneş Müslüman olduğu için aynı yerden, aynı saniyede doğuyor, bizi ısıtıyor. Hiç şükretmiyoruz, teşekkür etmiyoruz. Bakın insan yapımı elektrik kesilince ne hale düştük değil mi? Ama Cenab-ı Allah bizi ısıtıyor. Isı bizim için ne demek? Can demek değerli kardeşlerim bakın. Ölü bir insanla diri insanı ayıran nedir? Ölü insan buz gibidir. Can dediğin şey işte o ısıdır, vücut ısısı. Dolayısıyla senin en değerli hazinen bu ne demektir? Yani sen bu ısı kaynaklarını koruyacaksın, heba etmeyeceksin. Güneşten en iyi şekilde istifade edecek, ondan enerjini üreteceksin. Değil mi? Doğal gazını, petrolünü, şunu bunu israf etmeyeceksin. Ormanlarını, kömürlerini yakmayacaksın. Bakın değerli kardeşlerim, niye buradan başladık? Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliğinin en büyük delili nizam ve gayedir. Bu evrendeki mükemmel işleyiştir. İşte biz beden yönümüzde buraya aitiz. Toprağa, suya, ısıya, başka havaya. Bakın hava deyip geçiyoruz. Değerli kardeşlerim, ama her saniye nefes alıyoruz. Havamız kesildiğinde ne kadar yaşayabiliriz? 30 saniye. Bir dakika beyin oksijensiz kaldığında felç olursun. En değerli hazine. Bunu ne yapman lazım? Saygı duyman. Onun hakkı nedir? Kirletmemendir. Ozonu delmemendir değerli kardeşlerim. İşte bakın Cenab-ı Allah anlatıyor. Önce seni topraktan yarattım. Sen bu bedeninle bu dünyaya aitsin. Toprağa, suya, ısıya, havaya saygı duy. Onunla barış diyor. Başka? Yine sen diyor bu alemdeki hayvanlarla ortaksın, akrabasın. Tıpkı onlar da senin gibi birer ümmet. Onlara sahip çıkıyor. Bak, ibret al diyor. Bir kısmına biniyorsun, binek olarak kullanıyorsun. Ecdadımız Orta Asya'dan buralara nasıl geldi? O develerle, o atlarla geldi. Şükret diyor. Bak, rızık elde ediyorsun diyor değerli kardeşlerim, değil mi? Yani hepimizin evinin önündeki kuzular, inekler değerli kardeşlerim bakın değil mi? Senden hiçbir şey istemiyor. Sadece ot ve su ama sana süt veriyor, et veriyor, derisi, kemiği, her şeyiyle nimet. Dolayısıyla sen bunlara saygıdır diyor. Çünkü bunlar topraktan yaratılmıştır ve seninle akrabadır, senin gibi ümmettir diyor. Sana o kadar yakındır ki bir doktor bir ilaç bulmak istediğinde kimde deniyor onu önce? Hayvanlarda, farelerde deniyor. Niye? Sana o kadar yakın ki ona iyi gelen sana da iyi geliyor. Bu ne demek değerli kardeşlerim? İnsan akrabasına hakaret eder mi, küfreder mi? İşte bu hayvanlar beden yönüyle bakın akrabalarımız bizim. O kadar yakın. Kaç kilo doğuyoruz? 3-3,5 kilo. Bakın 80-90. Nereden geliyor bu? O yüzden İşte birlikte yaşama. Yani bu hayvanlara saygı duymamız lazım. Onlar Allah'ın emaneti. Bir hayvana saygı duymak ne demek değerli kardeşlerim? Daha çok elde edeceğim diye onun genleriyle oynamamak. Onu zehirlememek. Değil mi bakın? Danaları çıldırttık değerli kardeşlerim. Deli dana. Niye çıldırdı? Hayvan ot istiyor. Biz onu daha çabuk geliştirmek için bütün hayvani atıkları kardık, ezdik, çırptık, verdik. Hayvanın genini bozduk, deliştik değerli kardeşlerim. Bakın, değerli kardeşlerim bakın bizim, değil mi? Bizim için çalışıyorlar. Beden yönümüzde akrabamız, ortaklar. Yiyoruz bakın. Onun ötesinde bakın şu ağaçlar, bitkiler harıl harıl gündüz
bize oksijen üretmek için uğraşıyorlar değerli kardeşim. Bak ne dedik? Yarım dakika, bir dakika nefes almasan ölürsün. Nereden geliyor bu hava? İşte onlardan geliyor. Dolayısıyla yani evrenle barışmamız, bitkilere saygı duymamız lazım. İşte ecdadımız, alimlerimiz hatırlatıyor. Bakın ne diyor koca Yunus? Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Çiçek ey dur dermiş baba, annem babam topraktır. Şimdi bir yaşlı bir derviş bir çiçekle konuşsa ne deriz? Eyvah kafayı yemiş. Ne anlatıyor Yunus? Diyor ki ey insan böbürlenme, gururlanma, bak sen de toprak sarsın, o da topraktan, onun da anası var, onun da kardeşi var. Sen Allah'ın emanetine sahip çık. Bir çiçeği bile gereksiz yere koparma diyor değerli kardeşim. Bakın ne anlatıyor bunu? Kur'an anlatıyor, sünnet anlatıyor. Şimdi ne anlatıyor? İnsanı anlatıyoruz. Bak beden yönüyle bu dünyaya ait. O yüzden bu dünyaya akraba, ona saygı duymamız lazım. Bakın taşlar bile bizim akrabamız ne? Kemiklerimiz bakın taş gibi. Ama bitti mi Cenab-ı Allah devam ediyor. Ne buyurdu? ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَقَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Sana diyor en güzel sureti şekli verdim. Topraktan yarattım, sen bedeninle bu dünyaya aitsin ama sen bundan ibaret değilsin diyor. Sonra sana kendi ruhumdan üfledim diyor değerli kardeşlerim, dikkat edin. Cenab-ı Allah diyor ki, sonra o bedene kendi ruhumdan üfledim değerli kardeşlerim. Her bir insanda Cenab-ı Allah'tan gelen ilahi bir nefes var. İşte o onun ruhunu, manevi yönünü oluşturuyor. İnsan nasıl bedeniyle bu toprağa, bu dünyaya aitse, ruh yönüyle gayb alemine ait, meleklerle akraba olan bir varlık. İnsan çift kutuplu bir varlık değerli kardeşlerim. İşte bu manada insan nedir bakın nasıl tanımlıyorlar? El insanu hayvanu natikun. İnsan bir beden, bir de düşünen, hisseden, değil mi? Maneviyat, ruhtan oluşan bir varlık. İşte insanı insan yapan bu. Cenab-ı Allah devam ediyor bakın. Ne yapıyor? Sana işte o üfürdüğümüz o nefes senin görmeni, duymanı, işitmeni sağlıyor diyor ayet-i kerime. Bu kişi anne rahmine düştüğünde bir yanından bedeni gelişirken bir yanında ruhunu gelişiyor. Geliştiriyor ve ergenlikle birlikte dikkat edin insan bir vasıf sahibi oluyor. Ne o? İrade. Bakın irade Arapça bir şeyi bilmek, dilemek, istemek demek. Ve çok önemli bir vasıf. Niçin? Külli irade Allah'a ait. Her şey onun bilmesi, dilemesi, istemesiyle olmuştur. Ama Allah işte o üflediği nefesle insana da cüz'i irade vermiştir. Bakın bu kul öyle körü körüne hareket eden, değil mi? Dogmatik bir şekilde bir şeylere uyan değil. Yani cüz'i irade sahibi. Ne demek? Bilmesi, düşünmesi, dilemesi gereken bir varlık. Diğerlerinden farklı olarak. E ne olmuş hocam? Bakın çok önemli. İşte bu cüz'i irade, külli irade bağlantısından dolayı Cenab-ı Allah meleklere insanı şöyle tanımlıyor. Diyor ki, ey melekler, ben yeryüzünde bir halife, vekil yaratacağım buyuruyor. Bakın dikkat edin. Bir halife vekil, halife vekil ne demek değerli kardeşlerim? Yani değil mi iş adamısınız, büyük bir kimsesiniz, müdürsünüz, kimi yerinize vekil bırakırsınız? En güvendiğiniz, o işi en yapabilecek. Yani imza atma yetkisine sahip bir kimse var. Cenab-ı Allah böyle tanımlıyor değerli kardeşlerim. Yani insan yeryüzünde Cenab-ı Allah Rabbül Alemin pek çok alem yaratmış. Diyor ki bir alem yarattım, bunun merkezinde sen varsın. Burada beni sen temsil edeceksin. İnsan olarak. Ne demek bu? Şu demek değerli kardeşlerim. İnsan bu dünyada Allah adına kendisinden sorumlu. Ailesinden sorumlu. İşinden sorumlu. Toplumundan, insanlıktan, her şeyden sorumlu olan yegane varlıktır değerli kardeşlerim. İşte insan Allah'ın yeryüzündeki vekili olduğundan Cenab-ı Allah onlarca ayetinde şunu buyuruyor. Diyor ki, her şeyi senin emrine amade kıldım. Senin için yarattım, senin hizmetine sundum diyor bak. Şu güneş var ya birileri tapıyor. Ona tapılmaz diyor. Ben sana göre ayarladım.
Bakın bilim adamları ne diyor? Güneş diyor dünyaya şu kadar yakın olsaydı insan yaşayamazdı, yanardı. Şu kadar uzak olsaydı donardı. İnsana göre ayarlanmış. Değerli kardeşlerim, insan yeryüzünde Allah'ın vekili, Cenab-ı Allah her şeyi onun için yaratmış, onun emrine amade kılmış. Ne demek bu? Denizler bizim için dalgalanıyor. Ekinler bizim için bitiyor. Kuzular bizim için meriyor. İşte bu yüzden insana ne denmiştir bakın? Eşref-i mahlukat. Ne demektir bu? Allah'ın yaratmış olduklarının en şereflisidir kardeşlerim. Dikkat edin. Hani Allah'a kulluk dedik ya, hani bazıları burun kıvırıyor ya, ben kul olmam, şudur budur. Bakın Allah anlatıyor. Demek ki Allah'a kul olmak ne demekmiş? İrade sahibi olmak, Allah'ın vekili, eşref-i mahlukat olmaktır değerli kardeşlerim. Burada şu soruyu sormamız lazım. Kim bu insan? Allah'ın vekili olan, eşref-i mahlukat olan insan kim? Değerli kardeşlerim, peygamberler mi? Evet. Veliler mi? Evet. Alimler mi? Evet. Ama Allah sınırlamıyor. Her bir insan diyor. Potansiyel olarak her bir insan Allah'ın halifesi, eşref-i mahlukat. Bakın şu anda ilçemizin ıssız bir yerinde kafayı çekmiş, pislik içinde yatan bir kardeşimiz de aslında Allah'ın vekili, eşref-i mahlukat. Ama ne çare ki bundan haberi yok. İşte din dediğimiz şey, peygamberlerin görevi, bütün gaye nedir? Ona bunu hatırlatmak. Kalk ey kardeşim. Sen çok şerefli bir varlıksın. Buraya boş yere gönderilmedin. Kendine gel. Sen çok önemli bir potansiyele sahipsin değerli kardeşlerim. İşte bakın ne anlatıyoruz? İnsanı anlatıyoruz. Bedeniyle bu aleme, bu alemde barışık olması gereken ama ruhuyla gayb alemine açılan en şerefli varlık değerli kardeşlerim. Hangi insan? Her bir insan. Şimdi ne oldu bakın? Nefsimiz devreye girdi, şeytan devreye girdi. Hemen şöyle kaygılıp ne diyoruz? Ben neymişim ben? Gururlanma. Değerli kardeşlerim, insan akıllı bir varlık. İnsana gururlanmak yaraşmaz. Hemen insanın sorması gerekir. Yüce Rabbim bana bu kadar üstünlük veriyorsa benden ne istiyor acaba? Değerli kardeşlerim, bakın her yetki beraberinde sorumluluğu getirir. Ben bir memursam masamdan sorumluyum. Amirsem bütün masalardan sorumluyum. Akıllı bir insan hemen sorması gerekir. Rabbim bana bu kadar üstün vasıflar veriyorsa benden ne istiyor? İşte Cenab-ı Allah değerli kardeşlerim insana yüklediği sorumluluğu, ondan ne istediğini bir ayet-i kerimede bir benzetmeyle anlatıyor. Diyor ki ey insanoğlu dikkat et. Seni en özel şekilde yarattığım ama sakın gururlanma, böbürlenme. Niye? Sana öyle bir emanet yükledim ki inna aradna l'emanet ala semavati vel ardı vel cibali. Diyor ki sana yüklediğim bu emaneti senin gözünde en büyük, en yüce ne var? Şu koca koca dağlar var. Yeryüzü var. Ucu bucağı olmayan gökyüzü var. Onlara yükledim. Fe'ebeyne yahan yahminnena. Hayır dediler. Biz bunun altına giremeyiz. Biz bu emaneti yüklenemeyiz. Ve şakla minha korktular, kaçtılar. Bakın senin gözünde en büyük şeyler var. Bu emaneti yüklenemedi. Ve amelehel insan. Onu ancak insan yüklendi diyor değerli kardeşler. Peki nedir bu emanet? Dikkat edin bakın. İnsan en şerefli varlık ama çok zor bir emanet altında. Nedir o değerli kardeşlerim? Ahlaki varlık olmak. Ahlaki varlık olmak ne demek? Bütün düşüncelerinden sorumlu olmak, bütün eylemlerinden sorumlu olmak, bütün ahlakından, tutumundan sorumlu olmak değerli kardeşlerim. Yani Cenab-ı Allah insana soracak, diyecek ki ey kulum sen şu konuda şöyle düşündün ama bu eksikti, yanlıştı, niye böyle düşündün? Bak ben sana akıl verdim, fikir verdim, kalp duyun, niye araştırmadın? Kur'an gönderdim, kitaba niye bakmadın, peygamberi niye örnek aldın, bu yanlıştı, bu eksikti, hiç sana yakıştı mı, sen beni temsil ediyorsun, sen eşref-i mahlukatsın. Dolayısıyla insan bütün düşüncelerini daha iyiye, daha güzele götürmek için hassas olmalı, takva sahibi işte, takva budur değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah yine ahlaki varlık olmak ne demek, şu demek,
bütün yaptıklarını soracak. Diyecek ki, ey fırıncı, sen ne iş yapıyordun? Ekmek üretiyordun. Niçin? İnsanlara rızık olsun, fayda olsun diye. Peki sen bu ekmeği niye böyle ürettin? Bak bu ekmek insanlara fayda değil, zarar veriyor. Hiç sana yakıştı mı? Sen beni temsil ediyorsun. Sen eşrefi mahlukatsın. Ey gönlüm, sen bu süte niye suyu karıştırdın? Herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Olur mu değerli kardeşlerim? Sen değil mi Allah'ı temsil ediyorsun? Sen bu bitkileri, şunları bunları niye düzgün yetiştirmedin? Ey şoför kardeşim, sen bu arabayı niye düzgün kullanmadın? Bak delirdin bu kadar insan. Değil mi? Bütün eylemlerimizi, yani Cenab-ı Allah bir aslana sormayacak. Yani bu ceylanı niye koşturdun? İçgüdüsü o, başka bir şey yok. Ama insana hepsini sor. Bir öğretmene soracak. Bu öğrencileri niye düzgün yetiştirmedin? Senin ameli salihin buydu, sana emanet ettiler. Değil mi bakın? Dolayısıyla bütün eylemlerinden bir avukata soracak, hakime. Sen adaleti niye tesis etmedin? Bir hocaya soracak. Sen bu dini niye iyi tebliğ etmedin? İşte emanet bu, ahlaki varlık olmak bu. Aynı şekilde bütün ahlakımızdan soracak. Diyecek ki ey insan, sen niye yalan söyledin? Hiç sana yakıştı mı? Sen niye küfür ettin? Değerli kardeşlerim, ne anlatıyoruz bak değerli kardeşlerim? Yani insan, Cenab-ı Allah'ın yarattığı en şerefli varlık. Ama bir o kadar zor bir imtihan altında, imtihan dünyasında. Cenab-ı Allah imtihan yüklemiş, diyor ki hadi meydan senindir, göster kendini, beni temsil et şahsında, ailende, işinde ve toplumunda. İşte bu emanetin altından kalkabilmek tek başına olmaz değerli kardeşlerim. Bu yılki konumuzun önemi bu. Bakın ne diyor sosyal bilimler? İnsan sosyal bir varlıktır diyor. Değerli kardeşim, ne demek? Tek başına yaşayamaz. Tek başına yaşam ancak romanlarda var. İşte Robinson Crusoe. Ama bakın onun da Cuma diye neyi var? Bir hizmetçisi var. İnsan tek başına yaşayamaz değerli kardeşlerim. O yüzden bir şeylere muhtaç. Bu dünyaya ve başkalarına. Dünyaya gelebilmek için bir anaya babaya muhtaç. Birlikte yaşayabilmek bir eşe muhtaç. Üreyebilmek için çocuklara muhtaç. Değil mi? Ailesini devam ettirmek için akrabaya muhtaç. Yaşamını devam ettirmek komşulara muhtaç. Milletine muhtaç, insanlığa muhtaç. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bakın, bu zorlu imtihandan, bu emanetin altından kalkabilmemizin yegane yolu birlikte yaşama ahlakını ve hukukunu bilmek ve benimsemek değerli kardeşlerim. İşte bunu yapamazsak hem dünyamız zehir olur hem de ahiretimizi kaybederiz değerli kardeşlerim. Gelin şöyle kısa başlıklar halinde bakalım. Birincisi değerli kardeşlerim, kendimizle barışık olmamız lazım. Yani düşüncemiz, niyetimiz, kalbimiz, eylemlerimiz, her şeyimiz bir bütünlük halinde olmalı. Kendimizle barışık olmalıyız. Niçin? Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki ey iman edenler, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ yapmadığınız şeyleri niye söyleyip duruyorsunuz? Yani mümin kimse, Müslüman kimse hem kendisi güvende olan, hem karşısındakine güven veren, dolayısıyla bütünlük içinde yaşayan herkese kardeş olarak bakan bir kimsedir değerli kardeşlerim. O yüzden önce kendimizle barışık olacağız. Kendimizle barışık olmak ne demek? Bir, bak ne dedik? İnsan bedenden oluşuyor. Bedenimize hakkını vereceğiz değerli kardeşlerim. Ne demek? Ne kadar yemen gerekiyorsa o kadar yiyeceksin. Ne kadar içmen gerekiyorsa o kadar içeceksin. Ne kadar uyuman gerekiyorsa o kadar uyuyacaksın. İslam'da ruhbanlık yok. Bedeni terk et, dünyayı terk et, sırf melek gibi ya. Böyle bir şey yok bakın. Yani Cenab-ı Allah ne diyor? Geceyi dinlenmek, gündüzü de rızık temini yemek için, yaşamak için yarattın. Dolayısıyla önce bedenimize hakkını vereceğiz. Ama nasıl? Gereği kadar yiyerek, gereği kadar içerek, gereği kadar beslenerek. İşte doktor ne diyor? Şu kadar yedi. Peygamberimiz ne diyor? Az yiyeceksin buyuruyor. Yani bedenimizle barışacağız. Çok yersen ne olur?
İşte o rızık olan, nimet olan şey seni öldürür. Doktor ne diyor? Kardeşim bak yeme diyor. Şeker çıktı, tansiyon çıktı. Gidiyorsun bak diyor, değil mi? Sen irade sahibisin, Allah'ın vekilisin. Sen ne diyor? Dayanamıyorum, duramıyorum. Değerli kardeşlerim, ne demek dayanamıyorum? Seni insan yapan irade. Sahip olacaksın. Rabbim yardım ediyor bak. Neyle? Oruçla. İşte oruç tutarken ne yapıyorsun bakın? Allah emrettiği için midem bağırıyor. Hadi yemek ye. Sus diyorsun. Ben senin için yaşamıyorum. Sen istediğin zaman değil, ben istediğim zaman değil. Bak Rabbim yardım ediyor. Ne diyor? Su istiyor. Şunu istiyor, bunu istiyor. Hayır. İşte bakın oruç ne demek? Yani bunları dengelemek. Dolayısıyla değerli kardeşler, bedenimizle barışık yaşayacağız. Dinimizle, doktor da aynı şeyi söylüyor. İhtiyacımız kadar yiyeceğiz ve hareket edeceğiz. Spor yapacağız gerekirse, çalışacağız. Ama değerli kardeşlerim dikkat et. Sen bedenini zehirliyorsan işte bu insana en yakışmayacak şey. Ne demek? O ciğerlerini zehirle dolduruyor, tıkıyorsan sen insan olmayı da, Müslüman olmayı da, mümin olmayı da anlayamadın. Sen kendi kendinin düşmanısın değerli kardeşlerim. İşte kendinle barışık yaşamak ne demek? Bedenini sağlam kılmak. Çünkü Allah azizdir, güçlüdür. Kullarının da, Müslümanların da güçlü olmasını istiyor. Aynı şekilde sen alkol içemezsin. Bu sana zararlı değerli kardeşlerim. Değil mi? Sen yanlış yapamazsın. İşte bu manada önce kendimizle barışık olacağız. Değerli kardeşlerim, kendisine hayrı olmayan bir insanın ne ailesine hayrı olur, ne işine hayrı olur, ne milletine, ne ümmetine. O yüzden bırak ümmeti, milleti, dini kurtarmayı, önce kendinden soracak Allah. Her nefis kendi hesabını kendi verecek. Kendimizle barışık olacağız. Efendim yeme içme beden tamam. Bitti mi? Bitmedi. Bakın biz, değil mi, bir manevi yönümüz var, ruhumuz var. İşte bu manada değerli kardeşlerim, ruhumuzu, onun fonksiyonlarını besleyebilir. Nedir? Akıl. Aklın gıdası oku. Okumaktır, ilimdir. Aklın gıdası, kalbin gıdası imandır değerli kardeşlerim. İman, mümini aydınlatan bir ışık gibidir. Kur'an'da Cenab-ı Allah imanı olmayan bir kimseyi dağ başında zifiri karanlıkta kalmış bir kimse gibi ifade ediyor. Dolayısıyla aklına, kalbine gıda vermek, onunla barışık olmak ne demek? Okuyarak neyi? Rabbinin adıyla okuyarak, Kur'an'ın sünnetini, evrendeki ayetleri okuyarak önce Yaradan'a ulaşmak, iman sahibi olmak ve bir mümin olmaktır. Bitti mi? Bitmedi değerli kardeşlerim. İnandık? Hayır. Sonra bunu uygulamaya, eyleme sokmaktır. Nedir? İbadetler. Hem özel hem genel. Namaz, oruç, hac özel. Bir de 24 saatimizi, bir yılımızı Allah'ın razı olduğu kul haline. Yani bir Müslümanın elinden dökülen her türlü iş, eylem dört dörtlük, mükemmel, amel-i salih olmalıdır değerli kardeşlerim. İşte kendinle barışık olmak bu demektir. Sonra ahlak. İşte insanı insan yapan, şereflendiren nedir? Ahlaktır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla kendine hakkını vermek, kendinle barışık olmak ne demek? Güzel ahlak sahibi olmaktır değerli kardeşlerim. Şimdi toparlayalım. Devam edeceğiz bakın. Ne anlattık? İnsan en şerefli varlık. Ama aynı zamanda en büyük zorluk altında olan varlık değerli kardeşlerim. İşte bunun hakkını verebilmek için önce kendimizle barışık olmamız lazım. Hem bu dünyayla, bedenimizle, hem de ruhumuzla, aklımızla, imanımızla. Bitti mi? Bitmedi. Bakın, insan tek başına hayata gelemiyor. Cenab-ı Allah büyükü bizlerin üzerine vermiş. Önce erkek ve dişi olarak yaratmış, sonra evlenmeyi emretmiş. Değil mi bakın? Biz dünyaya nasıl geliyoruz? Bir anne ve babadan. Bir insanın ulaşabileceği en yüksek rütbe anne ve baba olmak demektir değerli kardeşlerim. Ne demektir? Cenab-ı Allah insanlığın devamını bize bağlamış. Erkek baba, anne, işte kadın da anne olarak Allah'ın emrini yerine getirdiği en büyük aileye erişmektedir. Yani
Allah'ın eşref-i mahlukatlarını dünyaya getirmek ve onu büyütmek. İşte insan bunu yaparsa, yani anne baba bu olursa, Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِلَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Dikkat edin. Kur'an'da Cenab-ı Allah Allah'a ibadeti emrediyor. Ondan hemen sonra anne babaya ihsanı, iyiliği, itaati emrediyor değerli kardeşlerim. Çünkü sen kendiliğinden dünyaya gelmedin. Seni dünyaya getiren bir anne ve baba var değerli kardeşlerim, bakın. Dolayısıyla dünya ve ahiret mutluluğu annemizle ve babamızla olan o birlikte yaşama ve ahlakı ve hukukuna sahip olmamıza bağlı. Değerli kardeşlerim, annesine babasına isyan eden kimse Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Çünkü Cenab-ı Allah bir arada zikrediyor bunu. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bir insanın üzerine düşen en büyük görev annesiyle babasıyla barışık birlikte olmaktır. Ve anne babasına itaat etmektir değerli kardeşlerim. İşte bu noktada bakın Cenab-ı Allah Allah ve Resulüne itaat ediyor. Şimdi bazılarımız var, ne diyor soruyorsun, ben Müslümanım, namaz kılıyorum falan. Peki anne baba, onlarla dargınım. Kitapta böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Yani ben annem babamla daha konuşmuyorum ne demek biliyor musunuz? Ben namaz kılmıyorum demek. Ben oruç tanımıyorum demek. Ben zekat vermiyorum demek. Niye? Çünkü Kur'an'da namaz, oruç, zekat nasıl Allah'ın emriyse anne babaya itaat de Kur'an'ın emridir. Ey gençler! Anne babayı bir tarafa atarak Allah'ın rızasını elde edemezsiniz. Çünkü bu din, değil mi? Cenneti anaların ayağının altına koymuşlar. Ama hocam benim annem işte dünya evli, yok şöyle, yok böyle. Bakın Kur'an onu da ifade ediyor değerli kardeşlerim. Velev ki annem baban gayrimüslim bile olsa ne diyor? Diyor ki veyim cahedekâlen, diyor ki annem baban sana şirk koşmayı emrediyorsa onlara itaat etme. Tamam, o konuda itaat etme. Ama hemen devam ediyor. Ve sahibuhuma fid dünya marufa. Ama gayrimüslim bile olsa dünyada onlara iyi bir şekilde davranmak durumundasın. Bakın Ebu Süfyan kalkıyor, mümin değil, Medine'ye geliyor. Medine'ye geldiğinde öncelikle kime gidiyor? Kızının evine gidiyor. Yani Ümmü Habibe'nin evine gidiyor. O kim? Peygamberimizin eşi. Babasını birden giriyor, odaya girince birden ürperiyor, tereddediyor tabii. Niçin? Bedir savaşı olmuş, Uhud savaşı olmuş, babası gayrimüslim. Babası tabii kızı olduğu için hemen sarılmak istiyor, oturmak istiyor. O biraz tereddüt ediyor, Peygamberimizin oturduğu yaptığı günleri çekiyor. Baba dur diyor, sen gayrimüslimsin, değil mi? Müslümanlarla savaş, onları yok etmeye çalışıyorsun. Ben bir danışmam lazım. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim babam geldi. Bizimle savaşan, değil mi? Bakın, Müslüman olmayan ben ne yapayım? Sen diyor ona hizmet et. Evlatlığını yap. Değerli kardeşlerim. Niye? Çünkü o senin babandır diyor değerli kardeşlerim. İşte İslam'da anne ve babanın yeri bu kadar önemlidir. Maalesef bazı dini anlayışlar çıkıyor son dönemde gençlerden, şundan. Bunlar bakın Kur'an sünnete uymuyor. Ne diyor? İslam'a hizmet etmek istiyorsan ehli dünya olan anneni babanı bir tarafa koyacaksın. İslam'da bu yok değerli kardeşlerim. Böyle bir şey yok. Ve sevgili Peygamberimiz bakın şöyle ifade ediyor. Diyor ki Peygamberimiz biliyorsunuz yumuşak. Kolay kolay öfkelenmez, kızmaz. Bir gün diyor ki yazıklar olsun diyor. Burnu yere sürtülsün diyor. Burnu yere sürtülsün tekrarlanıyor. Sahabe irkiliyor. Acaba diyor ne oldu? Peygamberimize ne oldu diyor değerli kardeşim. Niye bu kadar kızdırdı? Kime ya Resulallah, kime kızdın diyor. Diyor ki anne babası yanında yaşlandığı, bakıma muhtaç olduğu halde ona bakıp da cenneti kazanamayan kimseye yazıklar olsun, burnu yere sürtülsün diyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bakın, bizim dünya ve ahiret hukukuna ulaşmadaki en önemli aracımız anne babamızdır değerli kardeşlerim. Onların duasını almaktır. İşte din bize onlarla birlikte yaşama ahlakını ve neyini öğretiyor değerli kardeşlerim? Hukukunu öğretiyor. Anne babadan sonra kim geliyor?
Cenab-ı Allah diyor ki sizi bir erkek, bir dişiden yarattım. Teklik Allah'a mahsus, siz yarımsınız diyor. Yarım olarak bir şey yapamazsınız, mutlu olamazsınız, başarılı olamazsınız. Ne yapacaksınız? Bir araya geleceksiniz, evleneceksiniz. Ben sizi eş olarak yarattım buyuruyor değerli kardeşlerim. O yüzden bakın hali vakti yerinde olan kardeşlerimizin evlenmesi sünnet. Bunu geciktirmek mekruhtur, haramdır. Değerli kardeşlerim, bizler yarım insanız, evlenmek durumundayız, bir araya gelmek durumundayız. Ve değerli kardeşlerim bakın, Cenab-ı Allah diyor ki benim ayetimdendir. Niye? Sizin cinsinizden olan size eşler yaratmak. Aranıza üfet. Bakın zorla bir şey değil. En doğal şey nedir? Bir kızın bir oğlana, bir oğlanın bir kıza aşık olmasıdır. Bu ayıp günah değildir. Ama nedir? Değil mi? Dini sınırlar içinde bunu kontrol etmek değerli kardeşlerim. Yani Cenab-ı Allah bunu koymuş. İşte değerli kardeşlerim bakın dikkat edin. Dünya ve ahiret mutluluğumuz... Eşimizle kuracağımız o mutlu, huzurlu yuvaya bağlı değerli kardeşlerim. Din denklik diyor. O yüzden ilim kadına da erkeğe de farzdır. Erkeklerimiz, çocuklarımız kadar kızlarımızı okutacağız. İkisi denk olacak. Hem dini hem dünyevi yönünde ki evlendiklerinde dengeli bir şekilde kanat çırpabilsinler, düzgün bir aile meydana getirebilsinler değerli kardeşlerim. Bakın eş öyle bir şeydir ki hepiniz biliyorsunuz, kişi anasıyla, babasıyla paylaşamadığı en önemli sırlarını kimle paylaşır? Eşiyle paylaşır. Değil mi? Değerli kardeşlerim, iyi bir eşiniz varsa, uyuştuğunuz, anlaştığınız, işte sizin eviniz bir cennettir. Ama uyuşamıyorsanız, anlaşamıyorsanız, sizin eviniz bir cehennemdir değerli kardeşlerim. Ama uyuşmanın yolu nedir değerli kardeşlerim? Bakın, nedir? Sevgili Peygamberimiz söylüyor, eşine hakkını vermektir. Eşine hakkını vermek ne demek? Bir maddi yönden hakkını vermek. Ne demek? İşte rızkını vermek, yemeğini yapmak, maddi ihtiyaçlarını karşılamak. Ama insan bundan ibaret değil ki. Değil mi? İnsan manevi bir varlık. Ne yapacaksın? Onun ruhuna da hakkını vereceksin. Bu ne demek? Onu seveceksin. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor bakın? Sevdiğine, sevdiğini söyle diyor değerli kardeşlerim. Maalesef kötü bir Anadolu adeti var. Nedir? Bizde gurur vardır. Eşimize seni seviyorum diyemeyiz. Niye? İşte bize yakışmaz, yaraşmaz. Bu doğru bir şey değil değerli kardeşlerim. Yani bu sözü, bu kelamı ondan esirgemeyelim. Bizim eşimiz çok fazla bir şey istemiyor bizden. Sadece bir güzel tecelli kelam istiyor. Seni seviyorum diyor demeyi. Bu o kadar zor bir şey mi? Peygamberimiz onlarca defa söylemiş değerli kardeşlerim. Biz onu örnek almalıyız bakın. Değil mi? Yani bunu ona söylemeyeceksin, kime söyleyeceksin? Yani maalesef cahiliyenin olduğu gibi Anadolu'nun da cahiliyesi var. Yani bir tane çiçek alsan, götürsen değil mi? Havalara uçacak bakın değil mi? Bu o kadar zor bir şey mi? Niye ters konuşuyoruz değerli kardeşlerim? O yüzden... Eşimize hakkını vermek sadece hocam yemeğini getiriyor ekmeğini. Mesele bu değil ki. O insan ya. Karşılıklı olarak değerli kardeşlerim bakın birbirimizin ayıplarını, kusurlarını örteceğiz. İyi yönlerini ön plana çıkaracağız değerli kardeşlerim. Değil mi? Hiç çirkin bir adam da yoktur, kadın da yoktur ama bakımlı. Nerede bakımlı olacaksın? Düğüne, derneğe gider, evinde olacaksın değil mi? Senin üzerinde en çok kimin hakkı var? Eşinin hakkı var değerli kardeşlerim. İşte en büyük günah nedir biliyor musunuz? 40 yıl aynı yastığa baş koyduğun eşine işte o pis sigara kokusunu koklatmaktır. Değil mi? Ona o eziyeti yapmaktır bakın değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim şunu anlatıyoruz bakın. İnsanın hedefimiz dünya ve ahiret mutluluğu. Dünya ve ahiret mutluluğunun yolu eşimizden geçiyor. Dünyadaki mutluluğumuz eşimizle kurabildiğimiz o güzelliğe. Peki ahiret? Hocam ahiret. Bakın ahiretimiz de eşimize bağlı değerli kardeşlerim. Niye? İslam'da en önemli şey kul hakkıdır değerli kardeşlerim. Bir kimsenin üzerinde en çok kimin kul hakkı vardır? Eşinin vardır değil mi? Yani 40 yıl aynı yastığa baş koyan iyi günü, kötü günü, eziyeti, çocuğu, şuyu, buyu değerli kardeşlerim. Bu ne demektir? Yani en çok üzerimizde kul hakkı eşimizin vardır. Eğer biz ahirete gittiğimizde dikkat edin. Eşimiz bize hakkını helal etmezse, kusura bakmayın, cenneti göremeyiz değerli kardeşlerim.
Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Benim karşıma kul hakkıyla gelmeyin diyor. Her şeyi affedebilirim. Benimle ilgili. Namaz eksik kılmışsın, orucu kaza yapmışsın, şudur budur. Ama kul hakkıyla gelme diyor. Kul hakkı doğrudan o kişinin hakkıdır. Değerli kardeşlerim bakın. Üzerimizde en çok eşimizin kul hakkı vardır. O yüzden işte birlikte yaşama ahlakı ve Peygamberimiz örnek olmuştur. Eşleriyle en güzel şekilde geçinmiştir değerli kardeşlerim. Değil mi? Onların gönlünü almıştır. Onlara hediyeler almıştır bakın. Onlara sevdiğini söylemiştir. O yüzden ne yapalım? Gelin eşimizle birlikte düzgün ve güzel bir şekilde yaşayalım değerli kardeşlerim. Bir diğer husus nedir bakın? Çocuklar. Bakın yüce ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Diyor ki El-mâlu vel-benûne zînetul hayâtü dünyâ. Mal ve çocuklar bu dünya hayatının ziyneti en güzel şeyleridir. Kim için yaşıyoruz? Çocuklarımız için. Her şeyimiz değil mi değerli kardeşlerim? Yani varımız, yoğumuz, şudur budur. İşte değerli kardeşlerim bakın eğer iyi yetiştirebilmişsen dünyada hayırlı evlattan daha üstün bir servet yoktur değerli kardeşlerim. Ama iyi yetiştirememişsen yine Cenab-ı Allah buyuruyor diyor ki وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Eğer Allah'ın istediği gibi onun rızasına uygun bir şekilde malını kontrol edeme, evladını yetiştiremediysen işte evladın senin için en büyük fitnedir değerli kardeşlerim. Yani en büyük derttir. Doğumundan ölümüne kadar değil mi değerli kardeşlerim? Yani son nefesimize kadar. Yani bizi en çok mutlu eden nedir? Çoluğumuzun, çocuğumuzun iyi bir işi, iyi bir eşi varsa değerli kardeşlerim, bizden mutlusu yok. Eğer çocuğumuzun başı dertliyse, ne yediğinin tadı var, ne içine. Anadolu'da ne demişler? Hayırlı evladın var, malı ne yapacaksın? Hayırsız evladın var, malı ne yapacaksın? O yüzden değerli kardeşlerim bakın, bizler çocuklarımızla barışmalı, onlara hakkını, hukukunu vermeliyiz. Nedir o? Bir maddi yön. Evet, yedireceğiz, içireceğiz. Giydireceğiz ama insan bundan ibaret değil. Değerli kardeşlerim ona sevgi göstereceğiz. Onu iman ibadet sahibi yapacağız. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Değerli kardeşlerim dikkat edin çocuk ergenlikten sonra yetişmez. Çocuk anne rahmiyle birlikte yetişir. Bak doktorlar ne diyor? Anne rahminde çocuk anne kötü şeyler yaşıyorsa çocuk oradan olumsuz etkilenebiliyor. Çocuk 1 yaşında yetişir. Çocuk 2 yaşında yetişir. 3 yaşında, 5 yaşında. Ergenliğe kadar. İşte Peygamberimiz ne diyor değerli kardeşlerim? Çocuklarınızla çocuk olun diyor değerli kardeşlerim. Dikkat edin. En iyi çocuk yetiştirmenin yolu onu en iyi kreşlere yollamak değildir. Özel okullara yollamak değildir. Markalı ayakkabı almak değildir. Şu bu değildir. Çocuk anne kucağında yetişir. Çocuğu annesine doyurmaktır. Çocuk babasıyla yetişir. Yani çocuğunla senin oynamandır. Birlikte balık tutmandır, birlikte namaz tutmandır. Ama biz ne yapıyoruz değerli kardeşlerim, değil mi? Çocuk dünyaya geliyor, atıyoruz onu bir tarafa, unutuyoruz. Bize ev lazım, bize araba lazım, bize şu lazım, bu lazım. Çocuk işte orada oynuyor canım. Ya dedesine, nenesine, ya bir kreşe, ya sokağa atıyoruz, büyüyor. Büyümüyor. O bir felaket, bomba olarak gelişiyor, senin haberin yok. Değerli kardeşlerim, ondan sonra evi de arabaydı bilmem ne, 13-15 yaşında ergenliğe çıktığında bir de bakıyor karşımıza bir canavar geliyor. A diyorsun, B diyor. C diyorsun, D diyor. Her şeye isyan ediyor. Sonra başlıyorsun ona manevi baskı uygulama, yazıklar olsun. Biz kim için çalışıyoruz? Senin için çalışıyoruz. Yemedik, yedirdik. Bak bu evleri senin için yaptık. Bu arabayı senin için aldık. Seni okullara gönderdik bilmem ne. İşte çocuk dönüyor, o tarihi cevabı veriyor değerli kardeşlerim. Bana sizin paranız, malınız değil. Bana sizin sevginiz, şefkatiniz lazımdı. Ama ben o günlerde annemi yanımda bulamadım. Annem başka yerlerdeydi. Babamı bulamadım. Babamla ortak bir narım yok. Ben babamla top oynamak istiyordum. Babamla balık tutmak istiyordum. Değil mi? Ben paramı kazanırdım. Bakın çocuklarımızı kaybediyoruz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla işte aklımızı başımıza almamız lazım. Çocuklara
sadece manevi, maddi ihtiyaçların değil, yeme içme manevi ihtiyaç, yani sevgi. Bu gıdayı vermem. Ne demek bu? Değerli kardeşlerim, orada kahvelerde, şurada burada vakit öldürmeyeceksin. İşini bitirir bitirmez evine koşacaksın. Çocuğunu kucağına alacaksın. Tıpkı peygamberimiz gibi ona deve olup at olup onunla güreşeceksin, oynayacaksın. Halini, hatırını soracaksın. Çocuğunla bütünleşeceksin. Onunla birlikte namaz kılacaksın. Bak şimdi çocuklar müzik dinliyor, beğenmiyorsun. Onunla oturup Kur'an okuyacaksın. İlahi okuyacaksın. Çocuğun gerçek manada senin olacak. Eğer bunları yapmamışsan değerli kardeşlerim, işte o çocuk bedenen sana ait ama ruhen sana ait değil. Ergenlikten sonra ne bir yere götürebilirsin, ne birlikte olabilirsin, kaybetmişsin. Ondan sonra artık dönüşü yok. Bakın dünya cehennem oldu işte. Ahiret değerli kardeşlerim, ahiretin yolu da hayırlı evlattan geçiyor bakın. Onunla birlikte yaşayabilirsen, hakkını okur, bütünleşebilirsen, işte o çocuk seni ahirette de kurtaracak. Hocam nasıl olacak? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor bakın, kişi öldüğünde bütün amelleri kesilir. Artık biter, defteri kapanır. Üç şey müstesna. Bir, değerli kardeşlerim, bir, zenginse, hastane, köprü, okul yaptırmışsa ve öldükten sonra bunlar işliyorsa, işte o işleyen her köprü, her hastane, her okuldan gelen sevap ona yazılır. Değerli kardeşlerim, servet biriktirmekle uğraşmayın. Onların hepsi burada kalacak. Çocuklarınız da size Allah razı olsun demeyecek. Bir an önce ölse de şu adam bize kalsa diyecek. Sadece mal mülk için çalışıp bankada para biriktirmek, evler yığmak, efendim sırf bunlar için yaşayamamak sonunda en büyük iflastır değerli kardeşim. Kefenin cebi yok. Hiçbir şey götüremeyecek. Hepsi burada kalacak. İşte orada devam edecek olan nedir değerli kardeşlerim? Burada bir sınıf açtıysan, burada bir hastane açtıysan, burada bir okul açtıysan, ne yapabildiysen değerli kardeşlerim, orada amelin tıpkı yaşıyormuş gibi yazacak, devam edecek. Peygamberimiz diyor. Başka? Diyor ki ilim sahibiysen, faydalı, hayırlı kitaplar, eserler yazmışsan, bunlar okunuyorsa, ölmemiş gibi bunlar yazılacak. İlim sahibi olmalıyız. Başka değerli kardeşlerim, hayırlı evlat diyor. Eğer geride bakın zengin, ev sahibi, şu sahibi, bu sahibi demiyor. Hayırlı evlat. Nedir hayırlı evlat? İman sahibi, ibadet sahibi, ahlak sahibi olandır. Eğer geride böyle bir evlat bıraktıysan evlatlar, onların yaptığı her hayır sıkı sen yaşıyormuşsun gibi sana yazılır diyor değerli kardeşim. O yüzden bakın gelin evlatlarımıza sarılalım. Onları şımartmak değil. Onları dinin ve dünyanın gereğine göre en güzel şekilde... Bu da nasıl olur? İşte o çocuklarımızla birlikte olarak değerli kardeşlerim. Bakın ne anlatıyorum size? Dünya ve ahiret mutluluğu. Bu nereden geçiyor? Birlikte yaşama ahlakı ve hukukundan geçiyor. Kimle? Önce kendimizle, sonra anne babamızla, sonra eşimizle, sonra çocuklarımızla değerli kardeşlerim. Sonra Cenab-ı Allah dalga dalga yayıyor bakın. Ne diyor? Ey iman edenler! وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ diyor bak. Ne demek değerli kardeşlerim? Akrabana da hakkını ver diyor bakın. Akrabanın hakkı nedir değerli kardeşlerim? Onu ziyaret etmektir. Onun halini, hatırını sormaktır. Bakın, bir insan anne babasız olamaz. Anne baba ailesiz olamaz. Bir aile de akrabasız olmaz değerli kardeşlerim bakın. Aile, dikkat edin, bir ağacın meyve veren tomurcuğu gibidir. Ama bunun açabilmesi için o ağacın, o dalların, o yaprakların sağlıklı, sıhhatli olması lazım. İşte akrabalık bu demek değerli kardeşlerim. Bakın, değil mi? Amca, babanın yarısı, teyze, annenin yarısı değerli kardeşlerim. İşte bu akrabalık zayıflarsa, ağacın dalı yaprağı çürümeye, kurtlanmaya başlarsa oradan sağlıklı aileler çıkmaz ve sağlıklı çocuklar olmaz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizlere neyi emrediyor bakın? Akrabayı emrediyor. Akrabayı hakkını ver diyor, akrabalarla ilişkini kesme buyuruyor değerli kardeşlerim. Biz ne yapıyoruz? Üç kuruş için, şu toprak için, şu bilmem ne için, bakın herkes birbirine yüz. Değil
Değil mi? Kimse birbiriyle konuşmuyor. Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Ben akrabamla konuşmuyorum demek, aynı değerli kardeşlerim namaz kılmıyorum demek gibi bir şey. Oruç tutmuyorum gibi demek gibi bir şey değerli kardeşlerim. Bakın çoluğunu çocuğunu alıp amcasını, halasını, teyzesini ziyaret etmek tıpkı namaz kılmak gibi bir ibadettir. Çünkü Kur'an bunu emrediyor değerli kardeşlerim. Bakın akrabalıkları kestik, ilişkileri kestik. İşte şu anda aile yuvamız dağılıyor. Çocuk akrabayla büyür. Dayıyla, teyze onun çocuklarıyla birlikte büyür. Ama şu gün öyle bir hale geldi ki amca çocukları birbirini tanımıyor. Değil mi? Dayı çocukları birbirini tanımıyor. Çok uzakta değil, aynı yerde belki ama sudan bahanelerle değerli kardeşlerim bakın değil mi? Gitmiyoruz, gelmiyoruz, görüşmüyoruz, kesmişiz alay. Bu ne demek biliyor musun değerli kardeşlerim? Çocuğunu tek başına yetiştiriyorsun. Daha sonra sen gittiğinde o çocuğun tek başına kalacak. Ne akraba çocuğundan haberi var, ne şu var, ne var. Koca ilçede, ilde tek başına yapayalnız bırakacaksın değerli kardeşlerim. O yüzden bakın Kur'an bize neyi emrediyor? Akrabayla birlikte yaşamayı. Bakın sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor ki, kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isterse akraba ziyareti yapsın diyor değerli kardeşlerim. Dediğim gibi akrabasını tanımayanlar var. Bakın sevgili peygamberimiz işte kutlu doğum haftası. Bize asırlarca öncesinden ne diyor söylüyor? Diyor ki bakın dikkat edin. Akrabayla ilgisini kesen cennete giremez. Kim söylüyor? Peygamberimiz. Bir daha okuyun bakın. Akrabayla ilişkisini kesen cennete giremez. Daha açık nasıl söylenebilir değerli kardeşlerim? Yani senin akrabalarınla ilişkin bağın yoksa dünyada da sen mutlu değilsin, huzurlu değilsin. İşte ahiretin de yok değerli kardeşlerim. İşte o yüzden bakın birlikte yaşama ahlakı ve hukuku bu kadar önemli değerli kardeşlerim. İşte akraba bağlarımız bakın kesildiği için artık o ortamı tatmadığı için çocuklarımız maalesef yoz büyüyor, yoz. Ne teyze, ne dayı, ne şu, ne bu tek başına ondan sonra da bir daha ehlileşemiyor. Yani bu İslam ağacı kuruyor değerli kardeşlerim. En büyük problemlerden birisi nedir? İşte sudan bahanelerle akrabalık ilişkilerini kesmemizdir değerli kardeşlerim. Devam ediyor dalga dalga yine Kur'an'ımız ne buyuruyor? Diyor ki وَالْجَارِ بِالْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ Ey Müslümanlar, ey iman edenler diyor bakın. Yine üzerinize hakkınız olan, hakkı hukuku olan kimseler komşularınızdır diyor bakın. Kur'an söylüyor bakın. Tıpkı namaz, oruç gibi. Ne diyor? Hem yakın komşularınız hem de uzak komşularınız diyor değerli kardeşlerim. Komşu. O kadar önemli ki değil mi bakın. Niye önemli değerli kardeşlerim? Belki akraban uzakta her gün göremiyorsun. Ayda bir, üç ayda bir görüyorsun. Ama komşun kapı komşuluk değil mi? Ben İzmir'de Şehitler'de büyüdüm. Biz komşularımız da büyüdük bakın değil mi? Şöyle baktığımda Sivaslı Hüseyin amca, Emine teyze Allah rahmet eylesin değil mi? Kayseri'de Remzi amcamız, Tokatlı Turan amcamız bakın bilmem. Biz onlarla büyüdük, onların çocuklarıyla büyüdük. Farkına varmadan işte Turan amcamızı örnek aldık değil mi? Şerife teyzemizi örnek aldık, oraya baktık. Biz onlarla şekillendik. Yani komşularımız akrabadan daha yakın oldu. Evde akşam bir bakarsın ekmek almamışsın. Annem yollar git komşudan al. Fazla ekmek varsa. Tabii fazla ekmek yoktur ama yarım vardır. Yarısını böler verir değil mi bakın? İşte komşuluk bakın. O kadar önemli ki değerli kardeşlerim. Değil mi? İşte sevgili peygamberimiz buyuruyor bakın dikkat edin ne diyor? Cebrail aleyhisselam bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. O kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım diyor bakın değerli kardeşim. Yani komşuyu komşuya tıpkı akraba gibi mirasçı kalacağım. Niye? Her gün görüşüyorsun değil mi? Göz hakkı var, el hakkı var, şu hakkı var. Bakın ne hale geldi büyük şehirler değerli kardeşim. Maalesef buralarda yavaş yavaş öyle oluyor değil mi? Koca apartmanda kimse kimseyi tanımıyor. Birbirine selam vermiyor. Bakın apartmanda birisi taşınınca değil mi? Ne derler bizde? Ev alma, komşu al. Ama şimdi komşuya bakan yok. Balkonu şöyle, mutfağı şöyle, odası böyle, üç odalı, beş odalı, bilmem ne odalı. Değerli kardeşlerim,
birisi gelince hemen yöneticiye haber veriyorlar, asansörü kestiriyorlar. Niye? Birisi geldi, orayı kullanıp bozmasın. Değerli kardeşim, asansör mü önemli, insan mı önemli, bir komşu geliyor. Değil mi bakın? Bizim geleneğimizde ne vardı bakın? Yine ben mahallemde hatırlıyorum. Eşyamızı bir komşumuz taşırdı, kömürümüzü birlikte taşırdık, bilmem ne taşırdık, değil mi? Yani komşu geliyor sana, her gün göreceksin, her gün tanışacaksın. Sanki düşman geliyor. Değerli kardeşlerim, selam veren yok şu. Yorulmuş adam bakın, değil mi? Bir çay yap götür. Bir çorba ver, değil mi bakın? Şimdi böyle bir ilişkiye bakın, ne kadar güzel başlar. Sıkıldığında git konuş, böyle bir şey yok. Selam verme yok. Komşularla ne zaman buluşuyoruz? Yönetim toplantısı olduğunda. Çoğu da ne diyor? Gitme diyor, sen üzerine kalın. Gittiğinde de iki tane huysuz kimse, sen bunu yaptın, ben bunu yaptım, bilmem ne yaptım. Kavga gürültü bakın, bırakın selamı sen. Şimdi değerli kardeşlerim dikkat edin, sen o apartmanda yaşıyorsun. Senin çocukların orada büyüyor ve seyrediyor, görüyor. Sen hep kötülüyorsun. Yönetici şöyle, komşu şöyle, bilmem ne şöyle. O çocuğun hayal dünyasını düşün. Sen biliyorsun basit şey ama o gerçekten yöneticiyi düşman sanıyor. Şu komşusunu düşman sanıyor, bilmem ne. Şimdi böyle bir ortamda sağlıklı çocuk yetişir mi değerli kardeşlerim? Bakın komşumuz bize ekmek al dediğinde biz koşarak giderdik. Almayınca annemize söylediğimizde annemiz kulağımızı çekerdi. Bir de tokat vururdu değerli kardeşlerim. Değil mi? Biz böyle yetiştik bakın. Otokontrol. Şimdi ise zaten komşuyu düşman görüyor değil mi? Çocuk komşuya saldırıyor. Onun çocuğuna birbirini kavga ediyor. Nereden nereye geldik değerli kardeşlerim? İşte bakın barış kalmadı, huzur kalmadı değil mi? İşte problem ne bakın? Birlikte yaşama ahlakı ve huzuru bu kadar önemli. Senin apartmanında huzur varsa mahallende işte o çocukların sağlıklı büyür değerli kardeşlerim. Yoksa işte maalesef sen olamazsın. Halbuki dinimizin emri çok açık. İşte sevgili peygamberimiz ne diyor bakın şunu söylüyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Bu kadar açık değerli kardeşlerim. Bakın komşusu açken tok yatan bizden değildir. Kapını örtüp bana ne diyemezsin. Bakacaksın bu komşunun iş yapıyor mu? Evine yemek giremiyor mu bakın. Bu sadece din söylediği için doğru değil. Akıl da bunu söylüyor değerli kardeşlerim. Akıllı bir insansa komşun açsa biliyorsan tok yatamazsın. Niye? Aç insan uyuyabilir mi? Uyuyamaz. Aç ölür mü? Ölemez. Bir saat, üç saat, bir gün, iki gün sonra ne olacak bu? Değil mi? Aç insan etrafa zarar vermeye başlayacak. En yakında kim varsın? Sen varsın. Sana zarar verecek. Akıllıysan da, dindarsan da komşunla ilgilenmek durumundasın değerli kardeşlerim. İşte mutluluk ve barış nasıl gelir? Komşuyla birlikte gelir değerli kardeşlerim. Ve yine değerli kardeşlerim bakın. Bir diğer adım nedir? Yani milletini, toplumunu seveceksin değerli kardeşlerim. Bir millette barış, huzur varsa orada barış, huzur vardır. Yoksa orada sağlıklı bir birey olamazsın. Sağlıklı bir aile kuramazsın. Sağlıklı çocuklar yetiştiremezsin değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki bakın Allah'ın ayetlerindendir. Nedir? وَاَخْتِلَافِ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Sizi farklı dillerde ve renklerde yaratmak Allah'ın en büyük mucizesidir diyor bakın. Bu ne demek? Ey insanlar dikkat edin diyor. Arabı Arap olarak ben istediğim, ben diledim, ben yarattım. Değil mi? Türk'ü Türk olarak ben diledim, ben yarattım. Kürt'ü Kürt olarak, Laz'ı Laz olarak, Çerkez'i bu bir rahmettir. Allah'ın diyor lütfudur. Allah dileseydi tek bir millet yaratırdı. Ama birazdan gelecek. Niye? Birbirinizle kavga edesiniz diye değil. Şükredesiniz diye değil, itaarım, tanışasınız diye, herkesin örfü, güzel yönleri var, buluşasınız diye değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz neye? İşte milletimizle olan birlikte yaşama ahlakı ve hukukunu gözetmemize bağlıdır değerli kardeşlerim. İşte bu manada millet sadece aynı ırktan gelenler değildir. Aynı inanç, aynı ülküyü paylaşan insanlardır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim millet kavramını böyle kapsamlı kullanıyor. Milleti İbrahim diyor. Yani onun inancını, dinini paylaşanlar olarak buyuruyor değerli kardeşlerim. İşte bu noktada milletini seveceksin. Vatanını seveceksin. Vatan sevgisi imandandır. Peki hocam, milleti sevmek ne demektir? Vatanı sevmek ne demektir? Bu da şu demektir, dikkat edin. Bu milletin, bu vatanın hep en üstünlerinin peşinde koşmak.
değil mi, zenginlerinin, makam sahiplerinin, milletvekillerinin peşinde koşmak değil. Niye? Onlar zaten hizmet ediyor değerli kardeşlerim. Milleti gerçek manada sevmek nedir? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, diyor, dul ve fakirlere yardım eden kimsedir. Gerçekten milletini sevmek ne demektir? Bu sevgiye, bu yardıma muhtaç olmaktır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla milleti sevginin göstergesi hep yukarılarda koşmak değil, aşağılardakilere bakıp onlara el uzatmaktır. Bakın sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor ki, dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir diyor değerli kardeşlerim. İşte milletini sevmek ne demektir? Duluna, fakirine. Kur'an'ın en önemli konusu yetimlerdir değerli kardeşlerim. Milletini sevmek, o yetimlere sahip çıkmaktır. Dinin gayesi budur değerli kardeşlerim. Bakın her akşam trafik kazaları. Şu kadar kişi öldü. Hiç aklınıza geliyor mu? Bunlar geride kaç tane yetim bıraktı? Öksüz bıraktı. Nerede bunlar değerli kardeşlerim? İşte milletini sevmek, bunu dert etmektir değerli kardeşlerim. Bakın sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor ki, kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimini himaye eden kimseyle ben cennette yan yana buluşacağız diyor değerli kardeşlerim. Bakın ne diyor? Dünya mutluluğumuzda, ahiret mutluluğumuzda bu milletin fakiri, dulu, yetimiyle ilgilenmektir değerli kardeşlerim. Yani bir yetime bakan, onun başına olsa ona sahip çıkan cennette ben de birlikte olacaktır. Bütün gayemiz ne? Cennet değil mi? Orada Allah Resulü ile birlikte olmak değil mi değerli kardeşlerim? İşte bunun yolu nereden geçiyor? Milletini sevmekte, yani milletinin, fakirinin, dulunun, yetiminin yanında olmak değerli kardeşlerim. Tabii bir millet içinde ne gerekir? Devlet gerekir değerli kardeşlerim. Devletsiz millet olmaz. O yüzden bakın, devletin hukuku var üzerimizde. Yüce Allah şöyle buyuruyor, diyor ki, يَا يَلَّذِينَ آمَنُوا اَيْ اِمَانَ اَدَنَّرَ اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ulul emri minküm. Yani sizi yöneten devletinize sahip çıkın, ona itaat edin diyor değerli kardeşlerim. Devlet, bakın Kur'an'da en hangi devlet? Şu mu bu mu? Fark etmiyor değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz de ne diyor bakın? Habeşli siyah bir köle de olsa amirinize, liderinize, devletinize itaat edin diyor değerli kardeşlerim. Bakın, devlete itaat, devletsiz millet olmaz. Dolayısıyla devletine sahip devlet, dün hilafet halifeler yönetiyor. Sonra padişahlar, bugün demokrasi var değerli kardeşlerim. Devlete itaat etmek ne demek? Hangi rejimle yönetiliyorsan ona sahip çıkmak demek. Demokrasi var, partiler var, hayırda yarışacaklar. Diyor ki, ben daha çok hizmet edeceğim, ben daha çok hizmet edeceğim. Değil mi? Bakın seçimler de geliyor. İşte bu noktada bize düşen değerli kardeşlerim, devlete itaat etmek, hizmet etmek ne demek? Yani vatan için, millet için en iyi, en hayırlısı neyi görüyorsan, o sandığa gidip o oyunu kullanmak, ona iştirak etmektir değerli kardeşlerim. İkincisi, hangi parti olursa olsun, ben vermedim, o vermedi, sen vermediysen komşun verdi, o vermediyse bu verdi. Değerli kardeşlerim bakın değil mi? Yani bu millet kimi layık gördüyse artık başa geçtikten sonra o tartışmaları bırakacaksın, ona destek vereceksin. Çünkü artık onun başarısızlığı senin başarısızlığın, bütün ülkenin başarısızlığı. O yüzden değerli kardeşlerim, Kur'an'da ve sünnette devlete sahip çıkma, ona hakkını vermek vardır. Bunun birinci adımı nedir? Düzgün bir devlet sistemi kurmaktır. İki nedir değerli kardeşlerim? Devlet düzen demektir, kurallar demektir. Devletin koyduğu kurallara uyacaksın değerli kardeşlerim. Yani ne var? Trafik kuralları var. Buna uyacaksın. Buna polis korkusuyla değil, içinden gelerek. Değil mi? Kırmızı ışıkta durman gerektiği için duracaksın. Sonra nedir değerli kardeşlerim? Vergini vereceksin. Bu devlet bir şeyler yapmak durumunda. Ama nasıl? İşte vergisiyle bakın. Zekattan da İslam devlete pay ayırmıştır. Sadakadan da ayırmıştır, öşürden de ayırmıştır, ganimetlerden de ayırmıştır. Dolayısıyla vergini kaçırmayacaksın. Vergini gönüllü olarak vereceksin, fazla fazla vereceksin değerli kardeşlerim. Bir başka husus nedir bakın? Efendim, vatan savunmasına
destek bulunacaksın. Yani askerlik görevini gönüllü olarak gideceksin. Peygamberimiz zamanında düzenli bir ordu yoktu. O yüzden savaş zamanı Kur'an'ın ayetleri bize askere, orduya katılmaya davet. Bugün bu düzenli bir şekilde yapılmıştı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu dünyada millet olarak dinimizi, örfümüzü koruyabilmemiz devletimize, devletimizin gücüne bağlı. İşte birlikte yaşama ve ahlakı hukuku ne gerektiriyor? Devletimize, üzerimize düşen bütün görevlerimizi yapmayı gerektiriyor. Bu ister şöyle olsun, ister böyle olsun değerli kardeşlerim. Ama devlet de yetmiyor. Ne gerekiyor? Nasıl bir aile milletsiz, millet devletsiz olan bir milletle, bir devletle ümmetsiz olamaz değerli kardeşlerim. O devleti destekleyecek, işbirliği yapacak diğerleriyle ümmet birliği gerekir değerli kardeşlerim. Bakın, değil mi? İşte Amerika'sı. Her biri farklı bir milletten. Ben gittiğim kimi Japon, kimisi ama bir ümmet olmuş. Diyor ki biz biriz. İşte Avrupa'sı. Avrupa ümmeti değerli kardeşlerim bakın, değil mi? Daha bunların dedesi efendim 2. Dünya Savaşı'nda taş taş üzerinde kalın. Milyonlarca insan öldü. Hepsi birbirinden nefret ediyor. Ama baktılar ki bu dünya üzerinde birlik olmak gerekiyor. Yoksa tek başlarına baş edemeyecekler. Hepsi bayrağını biraz geri çekti, parasını biraz geri çekti. Ortak para, bayrakta bakın değil mi? Nefret ettikleri halde ümmet bilinciyle hareket ediyor. İşte İslam alemin için burada maalesef ümmet bilincini kaybettik değerli kardeşlerim. Bu noktada devletimizden sonra Müslümanların birbirine sahip olması, ümmet bilinciyle hareket etmesi gerekir değerli kardeşlerim. Dediğim gibi Cenab-ı Allah ne diyor? Sizi farklı farklı milletlere, kabilelere ben ayırdım. Ne diye? لِتَعَارَفُ Tanışın, kaynaşın diye. Arap'ın da güzelliği var, Türk'ün de var, Kürt'ün de, Çerkez'in de var. Ama Allah ne diyor? Tanışın, kaynaşın, sevişin. Müslüman kardeşsiniz. Ama sen tersine çevirirsen, küfredersen, kem gözle bakarsan işte oradan değerli kardeşlerim bu tablo çıkar. Cenab-ı Allah bakın açıkça buyuruyor. Arap'ı ben yarattım bilerek isteyerek. Türk'ü ben yarattım, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsini ben yarattım diyor. Bu manada birisine bir araba düşman olmak sırf Arap olduğu için Allah'a isyan etmektir. Sen bunu niye yarattın? Sana mı soracak? Hazreti Peygamber de Arap. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir. Ama Ebu Cehil de Arap. Ebu Leheb de. Hangisi üstün değerli kardeşlerim? Arap mı, Türk mü, Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi? Bakın hemen devamında söylüyor. Ne diyor? İnne ekremekum indallahi etkâküm. En üstününüz, en çok takvaya sahip olanınız. Nedir o? İman sahibi olanınız, ibadet sahibi olanınız, ahlak sahibi olanınız. Birbirinizle yarışın diyor, iyilikte yarışın diyor değerli kardeşlerim. O yüzden bakın Türkiye Cumhuriyetlerle Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı kardeşlerimizle işbirliği birleşmemiz lazım. Balkanlardaki kardeşlerimizle, Araplarla, şunlarla, bunlarla bakın değil mi değerli kardeşlerim? Müslüman ülkeler bir araya gelebilse. İşte burada bir sorunumuz var değerli kardeşlerim. Bakın onları aşmamız lazım. Ve bu ümmet değerli kardeşlerim bakın sadece tek dini de istemiyor. Sevgili Peygamberimiz Medine Anayasası'nda bu ümmete dahil olanları yazıyor. Kim diyor? Mekkeli muhacirler var. Medine'li ensar var. Müslümanlarla işbirliği yapan Yahudisi var, Hristiyanı var. Onlara eman alan Araplar da var bakın. Ve bakın şöyle buyuruyor. İşte bunlar tamamı diğer insanlardan ayrı bir ümmet teşkil eder. Hedefimiz ne? Bütün farklı dinlerle birlikte yaşanabilir bir medeniyet kılmak. İşte İslam bundan üstündür değerli kardeşlerim. İslam bundan yücelmiştir. Osmanlı 600 yıl bu sayede, değil mi? Müslüman Müslümanlığını, Hristiyan Hristiyanlığı, herkes dinini, inancını yaşayarak olmuştur. Bu manada işte değerli kardeşlerim, başarılı mutlu olmanın yolu nedir? Ümmet bilinci ve farklı inançlara da saygı duymak. En önemli sıkıntımız değerli kardeşlerim, araçları amaç yaptık. Hepimizin bir meslebi var, meşrebi var. Bunlar kötü şeyler değil. Bakın İslam medeniyeti nasıl kuruldu değerli kardeşlerim? İnanç yönünden Maturidilikle, Eş'arilikle, Selef'le. Amel yönünden değerli kardeşlerim, Hanefilikle, Şafilikle, Malikilikle, değil mi? Amelilikle. Tasavvufu yönden onlarca tarikatıyla, cemaatiyle değerli kardeşlerim. Dolayısıyla ama esas olan Allah katında nedir? İnne'd-dîne indallâhi'l-İslam. İslam'dır.
Hedef İslam'dır. Bunlar araçtır. Kur'an ve sünnete hangisi daha iyi uyuyorsa, hangisi, biz onun peşinde gitmeye çalışmamız lazım. İşte bu manada değerli kardeşlerim, mezhepleri değil, dini esas, Kur'an-ı sünnet esas yapmamız lazım. Yine Cenab-ı Allah ne diyor bakın? Her birinize farklı bir yol ve yöntem kıldım diyor. Hayırda yarışın diyor değerli kardeşlerim. Şimdi kimse diyebilir mi? Keşke Hanefilik olmasaydı, sırf Şafilik olsa. Hayır. Ümmetimin ihtilafında hayır vardır diyor. İyi ki Hanefilik var, olmuş. İyi ki Şafilik var, iyi ki Malikilik var. Bunlar, değerli kardeşlerim, kötü şeyler değil. Ama cehaletle, sen-ben kavgasına girersek, işte sıkıntı burada değerli kardeşlerim oluyor. Bu noktada işte bize düşen değerli kardeşlerim, bu araçları en iyi şekilde kullanıp İslam'a ulaşmak. Nedir İslam? İman esasları var, çok açık. İbadet esasları, ahlak esasları, bu esaslar üzerinde birleşmektir değerli kardeşlerim. Yani mezhepçilik, meşrepçilik yapmamak demektir değerli kardeşlerim. Hazreti Ebu Bekir'e de uyarsan, Hazreti Ömer'e de uyarsan, Hazreti Ali'ye de uyarsan o seni İslam'a ulaştırır. Herkes kendi tercihini yapacaktır. Ama hiç kimse birbirine laf atmamalıdır değerli kardeşlerim. Hele hele işte gördüğümüz gibi Irak'ta, Suriye'de mezhep yüzünden, meşrep yüzünden Müslümanın Müslümana bakın hakaret etmesi, el kaldırması en büyük günahtır değerli kardeşlerim. Bakın sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Dikkat edin, buyuruyor, diyor ki dünyanın yok olup gitmesi, şu koca dünyanın yok olup gitmesi Allah katında bir müminin haksız yere öldürülmesinden daha hafiftir diyor değerli kardeşlerim. Bir mümin o kadar değerlidir ki, değil mi? Bir müminin canını kaybetmesi bakın Allah katında, işte bu manada bizler İslam şemsiyesi altında buluşmak, İslam değerleri arasında buluşmak, diğerlerini bir rahmet araç olarak görüp amaç edinmememiz gerekiyor. İslam kardeşliğinde buluşmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bir perde arkası devam ediyor bakın. Ehli kitap değerli kardeşlerim, değil mi? Evet, tarih boyunca taçatışık ettik ama Cenab-ı Allah leysu seva diyor. Onların hepsi bir değildir diyor. Bakın, bir Habeşli Necaşi var. Müslümanları en zor anında barındıran, sığındıran ve yaşatan, bir de Peygamberimizin elçisini haksız yere öldüren Gassani efendim kralı var Hristiyan. Bunlar bir değil. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz iyi olanlarla ilişki kurmuştur. Ecdadımız da öyle yapmıştır. Ve dinimiz bakın efendim küfre şirke düşmeyenlerle kızlarıyla evlenebilirsiniz. Bakın kestiklerini yiyebilirsiniz demiş. Burada yine Medine vesikasında bakın onlara yer ayırmıştır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim iyi tahlil ederek biz bakın değil mi ehli kitapla da onlara hakkını, hukukunu tıpkı ecdadımız gibi vererek birlikte yaşamalı, yaşayabilmeliyiz değerli kardeşlerim. Ve sonuncu olarak değerli kardeşlerim bakın nedir mesele? Tüm insanlarla birlikte yaşayabilmeliyiz. Bütün insanlarla birlikte kardeş olabilmeli, onlara hakkını verebilmeliyiz. Ama hocam onlar kafir, onlar ateist değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah diyor ki ben herkesi fıtrat, İslam üzere yarattım. Herkes pırıl pırıl. Onu anası, babası, çevresi şu bu yaptı. Ve diyor ona İslam'ı anlatmak senin görevin diyor değerli kardeşlerim. Tıpkı üreme gibi tebliğ görevi de senin. Onu birileri bozdu. Senin görevin ne? İslam'ı anlatıp onu düzeltmek, tekrar kurtarmak. Dikkat edin. Bir anneyi mutlu edecek en güzel husus nedir? Onun hayırsız, yanlış bir evladını yola getirmek, düzeltmek değil mi? Yani sana ne kadar dua eder, ne kadar memnun. Cenab-ı Allah'ı memnun edecek en önemli şey nedir değerli kardeşlerim? İnansız bir insana kurtarabilmek. Bu manada işte yaradılanı yaradandan ötürü sevmek. Çünkü her biri Allah'ın potansiyel olarak halifesi, vekili, hepsi Müslüman doğdu ama birileri onu bozdu. İşte onu düzeltmek bizim görevimiz. İşte bu manada bütün insanların üzerimizde hakkımız var, hakkı var. Biz şöyle bakıyoruz bakın, dikkat edin. Yanlışımız şu. İşte bütün kafirler cehenneme, dünyada 8 milyar insan var, 7'si, 1 milyar biz kurtulduk. Değerli kardeşlerim bakın. Onlar cehenneme giderken bizim yakamıza yapışacak. Bunlar bize anlatmadı. Bunlar iyi temsil etmedi diye. Bakın Peygamber Efendimiz zamanında sahabe ailesini alıyor Çin'e gidiyor Çin'e. Niye orada İslam'ı bilmeyenler var ben onlara tebliğ edeyim diye.
Hazreti Ömer döneminde Orta Asya'ya ulaşıyor, Türklere ulaşıyor. Bak niye gidiyorlar? O insanları bizim kurtar. Dolayısıyla Müslüman bütün insanlığı yaradandan ötürü seven kimsedir derdi kalem. Bakın Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Müslüman, mümin falan demiyor. Kim bir insanı insanı diyor öldürürse haksız yere bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı diriltirse, yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibi olur. Ne demek bu yaşatmak? Maddi yönden doktorlarımızın, manevi yönden de işte bizlerin görevi değerli kardeşlerim. Onlara İslam'ı tebliğ etmek değerli kardeşlerim. İşte bu manada bakın, insan değerli, kutsal bir varlıktır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Az kaldı sabrınızı taşırıyorum ama toparlıyorum değerli kardeşlerim bakın. Şunu buyuruyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz bakın. Bir insana diyor, Müslümana falan demiyor. Bir insana şaka ile bile olsa silah doğrultan kimse meleklerin lanetine uğrar diyor değerli kardeşlerim. İnsana değer veriyor. Allah insanın diyor en kutsal yapısıdır. Ona el uzatan kimse melundur diyor değerli kardeşlerim. Her bir insana. Çünkü Allah herkesi Müslüman yarattı. Bakın şunu buyuruyor yine sevgili Peygamberimiz. Bir kimse öldürülen bir insanın öldürülme fiiline katılmasa ancak katile öldürene en ufak bir şekilde mesela bir kelimenin yarısı ile bile yardımcı olsa bu kişi kıyamet günü alnına Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir cümlesi yazılı olarak gelir diyor bakın. İnsan gibi değerli kardeşler. İşte İslam'da insan değerlidir. Birebir her bir insan o manada herkese hakkını hukukunu vermek ve onlara karşı görevimizi yapmamız lazım. İşte İslam'da 5 tane zaruri temel esas vardır. İslam bundan üzerine bina olmuştur. Zarurat-ı diniye değerli kardeşlerim. Bitiriyorum dikkat edin bakın. İnansın inanmasın. Kim olursa olsun. Her insanın canı değerlidir. Kimsenin canına kastedemezsin değerli kardeşlerim. 2. Her insanın aklı yani düşüncesi ve fikri serbesttir, kutsaldır. Ona dokunamazsın, baskı yapamazsın. 3. Her insanın dini kendisine aittir, ona baskı yapamazsın. İlle de Müslüman olacaksın, ille de şöyle diyemezsin. Çünkü baskı yaparsan o insan mümin olmaz, münafık olur. Münafıksa İslam'da kafirden de daha aşağı derecedir derdik. İslam'ın zarurat-ı diniye 5 esası bakın. Her insanın canı kutsaldır, inansın inanmasın. Her insanın aklı kutsaldır, düşüncesi. Her insanın inancı kutsaldır, her insanın namusu ve iffeti kutsaldır. İster inansın, ister inanmasın. 5, her insanın malı kutsaldır değerli kardeşlerim. Kimsenin malına haksız yere el uzatamazsın. Bizim ecdadımız haksız yere arsasına cami yapılmış bir gayrimüslimin o camiyi yıkmıştır bakın. İşte o insanlar böyle Müslüman olmuştur. O yüzden değerli kardeşlerim bakın, İslam'ı doğru anlamamız lazım. Gelin toparlayalım değerli kardeşlerim. Bu güzel günde kendimizi tanıyalım. İnsan Allah'ın yarattığı en sevgili, eşref-i mahlukat, Allah'ın temsilcisi, halifesi, bedeniyle bu dünyaya ait. Gelin bu dünyamıza, çevremize sahip çıkalım. Neyimize, toprağımıza, suyumuza, havamıza, ısımıza, hayvanlarımıza, onları zehirlemeyelim, bitkilerimize sahip çıkalım değerli kardeşler. Onlar bir emanet. Onlar bize gıda için yaratıldı. Onları zehirlemeyelim, genlerini değiştirmeyelim değerli kardeşler. Yoksa emanete hıyanet etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Gelin manamıza değerli, kendimize değer verelim. Maddemize, kendimizi zehirlemeyelim değerli kardeşlerim. Lütfen bu sigarayı bırakalım, içkiyi bırakalım, zararlı alışkanlıkları bırakalım. Buna hakkımız yok. Böyle bir şey insan yapabilir mi? İnsan kendi kendisini zehirler mi, öldürür mü? Bu intihardır değerli kardeşlerim. Değil mi? Dolayısıyla önce kendine sahip çıkacağız. Kendine hayır olmayanın başkasına olmaz. Kendine sahip çıkmak ne dedim? Maneviyatına hakkını vermek. Yani iman sahibi olmak. İbadetinle, namazınla, orucunla, zekatınla maneviyatını beslemektir değerli kardeşlerim. Kendine sahip çıkmak ahlaklı olmaktır bakın. En yüce kimse erdemli, ahlaklı olmaktır. Önce kendimize, sonra değerli kardeşlerim,
ana babamıza sahip çıkalım. Onlarla birlikte olalım. Sık sık ziyaret edelim. Telefon edelim. Onların dizine yatalım. Annemizi babamızı öpelim değerli kardeşlerim. Annemi bizi babamızı görmemek diye bir şey İslam'da yok. Allah ve Resulüne itaatten sonra anne baba gelir değerli kardeşlerim. Bunun arasına hiçbir şey giremez. Eşimize saygı duyalım. Ona sevdiğimizi söyleyelim. Ona bir çiçek verelim değerli kardeşlerim. Onu ilim sahibi yapalım. Onu camimizden, efendim her şeyimizden istifade ettirelim. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizi paralar, mallar, şunlar, bunlar değil, hayırlı evlat kurtaracaktır. Hayırlı evlat değerli kardeşlerim, onunla birlikte olarak, onunla gezerek, oynayarak, gülerek, beraber olarak olacaktır değerli kardeşlerim. Kahve koşelerinde vakit geçirmeyelim. Her gün en az bir saatimizi çocuklarımıza ayıralım. İki saatimizi onlarla birlikte olalım değerli kardeşlerim. Akrabalarımızı ziyaret edelim. Akrabalarımızla birlikte olalım. Bakın bu ağacın dalları, yaprakları olur. Akrabalık biterse, dayı, hala, şu bu kalmazsa aile meyvesi olmaz. Şu anda gençlerimiz evlenmiyor. Evlenenler boşanıyor, aileyi yürütemiyor. Çünkü o sosyal bağlar kalmadı, birlikte paylaşmayı unuttu değerli kardeşlerim. Komşularımıza sahip çıkalım. Her gün görüyoruz, selam veriyoruz komşularımıza, hakkını, hukukunu verelim komşularımızla birlikte. Milletimize sahip olalım değerli kardeşlerim. Aynı inancı, aynı ülkeye sahip olan, milletimizle hemfikir olan devletimize sahip çıkalım. Devlet mi olmazsa millet olmaz. Ümmetimize sahip çıkalım. Lütfen birbirimiz aleyhinde konuşmayalım değerli kardeşlerim. Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle Müslümanlar kardeş olalım. Balkanlarıyla, Türkiye Cumhuriyetleriyle sevgi besleyelim. Onlarla hacda, umrede buluşalım, kucaklaşalım. Ümmet bilincine ulaşalım değerli kardeşlerim. Tüm insanlığı sevelim. Yaradan'dan ötürü. Allah pırıl pırıl yarattı. Tertemiz. Onlar bozuldu. Onu temizlemek görevi bize ait, böyle bir ufkumuz olsun. Para yığmakla, mal yığmakla uğraşmayalım. Şu toplumdaki, değil mi, inansız, ibadetsiz kimselerle ilgilenelim. Onun ötesindeki ufuklara, bakın ecdadımız at sırtından inmedi. Anadolu böyle Müslüman oldu. Türkler böyle Müslüman. Ne işimiz vardı Viyana'da? Toprağımız mı yoktu? Ama oradaki insanlara ulaşmak durumundaydık değerli kardeşlerim. İşte böyle bir ufuk belirleyelim değerli kardeşlerim. Ve yine insanı sevelim değerli kardeşlerim. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki insan şereflidir. Birbirine sahip sahip bu imtihanı ancak birlikte verebilirsiniz. Tek başınıza veremezsiniz. İşte dinin emirleri bizlere bunu emrediyor. Gelin sohbetimizi değerli kardeşlerim bu güzel geceyi sevgili peygamberimizin benim çok sevdiğim bir kutsi hadis-i şerifle bitirelim. Değerli kardeşlerim bakın bir kutsi hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz yüce Rabbimizden şöyle buyuruyor. Diyor ki Cenab-ı Allah bir kul vefat ediyor ahirette Cenab-ı Allah'ın karşısına çıkıyor. Cenab-ı Allah ona sesleniyor. Ey kulum diyor hoş geldin. Hoş buldum. Ben diyor dünyadayken sen dünyadayken çok acıktım diyor. Açlıktan ölecektim. Sana geldim. Senden bir kap çorba istedim. Ama düşendiğin bana vermedin. Yok dedin diyor. Niye vermedin diyor. Kul şaşırıyor. Ey Allah'ım diyor. Sen Allah'sın. Nasıl acıkırsın? Ben kulum. Ben seni nasıl beslerim diyor. Ey kulum dikkat et diyor. Hani senin bir komşun vardı. Aç kalmışsın. İşsiz kalmıştı. Bir akşam senden efendim bir kalp yemek istedi. Üşendin, alışır, bir daha isterdin. Yok dedin. Eğer ona diyor o çorbayı verseydin, işte beni onun yanında bulacaktın diyor. Devam ediyor. Diyor ki ey kulum ben diyor sen dünyadayken çok susadım, yandım. Geldim senden su istedim diyor. Ama diyor sen bana bir bardak su vermedin. Kul şaşırıyor derdi kardeşim. Sen Allah'sın, nasıl susarsın, ben sana nasıl su veririm? Hatırla diyor, bir gün evinin önünden bir gariban, bir yolcu geçiyordu. Sıcakta susamıştı, senden su istedi ama üşendin yukarı çıkmaya kim çıkarır, yok dedim diyor. Eğer ona su verseydin, işte beni onun yanında bulacaktın diyor. Değerli kardeşim. Yine devam ediyor, ey kulum diyor. Sen dünyadayken ben hasta oldum, perişan oldum, hasta yatağına düştüm.
ateşler içinde inledim ama sen beni gelip de ziyaret etmedin diyor. Kul diyor ki ey Allah'ım sen nasıl hasta olursun, ben sana nasıl ziyaret ederim? Cenab-ı Allah ne diyor? Hatırla diyor, hani falanca akraban hasta düşmüştü. Ama sen üşendin, ben onunla konuşmuyorum diye gidip ziyaret etmedin diyor. Eğer onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacaksın. Değerli kardeşlerim, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah hani müstehna. Diyor ki, kim ne yapıyorsa kendiniz için yapıyor. Allah'ı en çok mutlu edecek şey, afaki şeyler değil. Onun kullarına hizmet etmek. Yani hakkın rızası, halkın rızasından geçiyor. Niçin? Muhtaç olan bu insanlar. Her bir insanı Allah bilerek isteyerek yarattı. Sen benim halifemsin dedi. Yüce Allah'ı en çok mutlu edecek şey, işte onun inançsız bir kulunu inanca getirmek. İbadetsiz bir kuluna ibadet. Aç bir kulunu doyurmak, susuz bir kulunu doyurmak. Allah'ın rızası, işte insanların rızasından geçiyor. İşte değerli kardeşlerim, biz Müslüman olarak bütün hayata böyle bir bakış açısıyla bakmak durumundayız. Biz bu evrenin kardeşiyiz, bütün insanların kardeşiyiz, Adem'den kardeşiz, topraktan kardeşiz, Yaradan'dan ötürü kardeşiz. İşte gelin bu güzel akşamın uğruna gerçekten Müslüman olalım, İslam'ı anlayalım, sadece şeklimiz değil, ruhumuzla, aklımızla, her şeyimizle Müslüman olup bütün evrene barış içinde bakalım. Allah'ın rızası, Peygamberimizin rızası için değerli kardeşlerim, gelin birlikte barış içinde yaşayalım. Birbirimizin hakkını, hukukunu gözetelim. Ve gerçekten birlikte yaşama ahlakını tıpkı ecdadımız gibi zirveye çıkaralım. Cenab-ı Allah hepimizden razı olsun. Beni sessiz saygıyla dinlediğiniz için inşallah hepimizi bu şekilde mahşerde de buluşturur. Ve onun rızasına nail oluruz. Rıza'nillahi teala. El-Fatiha değerli kardeşlerim.